Cumhurbaşkanımız da 30-60 puan arasında kalan projelerin hepsini destekleme sözü verince biz de projeleri açtık. Komutu alınca harekete geçtik ve süreci çok hızlı bir şekilde tamamladık. Bir öncekinde de söylemiştim buradaki törende. İnegöl Belediyesi'nin bizim TKDK açısından iki tane ayrı özelliği var. Birinci özelliği, TKDK ile kamu kurumları arasındaki ilk yer İnegöl Belediyesi. Bunu ilk uygulayan ve bu kadar güzel uygulayan. Çünkü biz normalde kamu kurumlarının %25 maksimum hissesi olmalıydı. Bunun için de belediye artı kooperatif ve güzel bir işbirliğiyle ancak bu iş çözülürdü ve bunda tabii Başkan Bey'imizin ifade ettiği gibi Cumhurbaşkanlığındaki onayına kadar epey zorlu bir süreç. Dolayısıyla birçoğu kamu kurumu ve belediyeler bu süreçten dolayı geride duruyorlar. Ama başkanımız sağ olsun geri durmadı. O süreci tamamladı. Bunu başaran ilk belediye tabii böyle de durmadı. Yani onu yaptık, o kooperatif bitti, bina bitti. Sonrasında başkanım tekrardan devreye girip güneş enerjisi olayına girdi. Çünkü bir soğuk hava deposunun yanılmıyorsam maliyetinin yani gün aylık maliyetinin %80-90'lı bu enerji karşılıyor. O enerjiyi de yaptı. İnegöl Belediyesi olarak göreve geldiğimiz gün itibariyle bir analiz yapmıştık. Bu analiz neticesinde de çiftçimizin geliştirilmesi, en iyi ürünü üretmesi, yeni ürün çeşitlerini denemesi ve günün şartlarına uygun aslında tarım yapmasıyla alakalı bir hedef koymuştuk kendimize. Bu hedeflerin başında da öncelikli olarak biz bir ve beraber çalışmayı öğrenmeliyiz diyerek bir üreten çiftçiler kooperatifi hayata geçirmiştik. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla gerçekleşen ve buraya kaynak aktarmamız neticesinde gerçekleşen bir kooperatif kurulumu oldu. Tabii sonrasında kooperatifin yaklaşık 160 civarında üyesi var. Ve biz tabii bu üyelerin de artmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Onu da buradan ifade etmiş olayım yeri gelmişken. Tabii İnegöl'ümüzde yaklaşık meyve üretimi çok iyi. Meyve üretiminde yaklaşık 220 bin ton civarında olduğunu öngörüp biz soğuk hava tesislerinde eksik olduğunu düşünerek bir soğuk hava tesisi yapılması noktasında öncelikli olarak adım atmıştık. Yine Tarımsal Kalkınma Destekleme Kurumumuz bize bu konuda destek vermişti o tesisin yapımında da. Ve hamdolsun tesis hayata geçti. Depolamalarımızı orada yapıyoruz. Ve tabii soğuk hava tesislerinin de en önemli gider kalemi arkadaşlar enerji, elektrik tüketimi. Yine tabii devletimizin özellikle Tarımsal Kalkınma Kurumu üzerinden yaptığı destekler, hibeler var. Burada elektrik enerjisinin özellikle yenilenebilir enerji yöntemi yani güneş enerji yöntemiyle kurulması adına bir hibe programı açtılar. Bu hibe programına bizler başvuruda bulunduk ve ilk etapta aslında bunu alamamıştık. O detayı da vereyim ama Sayın Cumhurbaşkanımızın sonrasında yine bir kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada bir miktar daha bu yardımların artırılmasıyla biz de bu kapsamın içerisinde dahil olmuş olduk. Ve yapılan değerlendirmenin neticesinde de İnegöl Belediyesi TKDK'dan destek alma hakkını elde etmiş oldu. Bu mutluluğumuzu bugün sizlerle paylaşıyoruz. Tabii bunları detaylarına girmek gerekirse
Burada biliyorsunuz bu tesisin üst kısmında güneş panellerini biz kurabiliyoruz. Bunun fizibilitesini yaptırmıştık. Getirisini götürüsünü ölçmeye çalışmıştık. Burada yaklaşık yuvarlak söylüyorum 300 kW'lık bir sistem hayata geçirilecek. Tabii burada montaj yapılacak olan sistemin maliyeti nedir derseniz arkadaşlar 3 milyon 650 bin lira. Peki TKDK bunun ne kadarını veriyor derseniz arkadaşlar %65'ine kadar destek veriyor. Yani ben huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Tarım Bakanımıza, kıymetli TKDK İl Müdürümüz Bilal Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarım gayretle bu alanı nasıl daha verimli yönetebiliriz noktasında çalışmaya devam edecekler. Bizler inşallah içinde bulunduğumuz ay belki yetişmeyebilir, bilmiyorum. Yani ihalesi hemen yapılacak ve Şubat ayı gibi de inşallah devreye alınmasıyla ilgili bir süreci izliyor ve takip ediyor olacağız. Tabii bu tamamlandığında arkadaşlar yaklaşık yıllıkta 2 milyon TL dolayında bir enerji sağlanması hedefleniyor ve bu rakam da bizim yıllık maliyetimizin tamamını fazlasıyla karşılıyor. Ve dolayısıyla aslında kooperatife bir avantaj elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz bunu hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirip devreye almış olacağız. Ben katkı ve desteklerinden dolayı kıymetli müdürüme bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu arada tabii bizim hem kırsal kalkınma müdürümüz Sinan Bey hem de aynı zamanda kooperatif başkanımız. Burada tabii değerli yönetici arkadaşlarım var. Ben her birine yürekten çok teşekkür ediyorum. Hepsinin bu kooperatifin kurulumundan işte yaşatılmasına kadar ciddi sorumlulukları var ve emekleri var. Huzurlarınızda her birine teşekkür ediyorum. Alacak mısın? Şöyle mi? Oraya imza atın başkanım. Ne oraya? Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey.